Bakın arkadaşlar, şurada benim iz var, gördünüz mü? Evet. Orası benim şah damarıma milim olan bir yer. Türkiye'de 5000'e yakın vampir var ve bunların içerisinde çok önemli sosyeteden, iş dünyasından, bürokrasiden ve içinde bakan eşleri, milletvekilleri, bakan dahil olmak üzere Türkiye'de 5000'e yakın vampir var. Bu vampir show. Şov diyorum ben buna. Çünkü kendi aralarında bir ritüeller var. Dünyanın en farklı bir şovu. Ve bu ölümle dans gibi. Vampirlerin içerisine girdim. Kan da içtim. Başkalarının kanlarını da içtim. Hayatımda şatabriyonlar vesaire ne yemekler yedim. Ne yemekler. Dünyanın yani 77-78 ülke gezdim ve dünyanın en büyük restoranlarına gittim. Dubai'ler, Katar'lar, Kuveyt'ler, neresi aklınıza geliyorsa. Fransa, Paris'ler, Londra'lar zaten yaşadığım ülkeler. Hayatımda kandan aldığım zevki hiç almadım. Tüm ayrıntıları yarın, vakit yok, sizi de meşgul etmeyeyim. Yarın masada anlatacağım. Bu bir travmatik durum, şizofrenik durum. Onu söylüyorum Erol'cum. Ben tavsiye etmiyorum böyle bir şeyi. Böyle bir oyunun içerisine nasıl çekildiğimi anlatacağım. Dramatik bir olay. Peki bu bahsettiğin kişiler tanıdığımız, bildiğimiz, inanılmaz ünlü isimler ve bu ünlü isimlerin içerisinde kendini çok dindar olarak gösteren, çok muhafazakar, önemli iş dünyasından ve bürokrasiden insanlar var. Ben yarın efendim vampirle ilgili, olayla ilgili tüm sosyetede ve iş dünyasında, bürokraside de dahil olmak üzere, içinde de bir tane bakan olan bir vampirle ilgili, kan emicilerle ilgili, böyle diyeyim anlayın tamamen, vampir ne diye düşünenler olacaktır, bilmeyenler olacaktır. Kazıklı Volvo'dan bahsetmiyorum, ben oraya da gittim, bu konuyla çok araştırdım. Ve Romanya'ya da zaten dedem, büyük dedem Romanya'da Köstence Paşası'ydı, sonra Balçak'a geçti ve bu konuyla ilgili çok irdeledim. Ve kendi içinde bulunmuş olduğum 5 ay süren vampir hayatı sürdüm. Ve o sürecin içerisinde asla ne vegan olarak ne de başka bir şey olarak beslendim. Ben 5 ay kan içerek beslendim arkadaşlar. Yarın masada anlatıyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Yarın saat 15'te lütfen kimse kaçırmasın. Çünkü çoluk çocuğa kandırılarak bir maddeden dolayı, bakın altını çiziyorum, bir yasaklı maddenin içirilmesiyle kendini tanrısal boyutta kişilik bozukluğu yaşatıyor, şizofreni oluyor ve ben de şizofrenlerden biriydim. Bu kadar net söylüyorum. Kendimi o boyutta gördüm ve insanların kanını içerek beslendim. Anlatacağım efendim. Yarın görüşmek üzere.